kapağın altında ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Vay canına, tatlı yangın söndürücü. Acilen tadına bakmam gerekiyor. Vay canına, sevdim şunu. Daha fazlasını istiyorum. Çok az. Daha fazlasını istiyorum. Sanırım elimi yiyeceğim şimdi. Şimdi sen Emma. Nasıl istersen. Vay canına, bende de aynı şey var. Umarım bu da lezzetli olur. Ağzına fışkırtmıyorsun ama. Haklısın, yapamıyorum. Ama yine de çok lezzetli. Bence güçlerimizi birleştirmeliyiz. Sen ağzını aç, ben de fışkırtacağım. Gerçi düşündüğünü değil. Köpük partisi başlıyor. Neden baştan ayağa köpüğüm? Hiçbir fikrim yok. İşte şanssızlık. Hadi bu sefer birlikte açalım. Bunlar sosisli sandviçler. Bende mavi sosis var, sende kırmızı. Hadi çabuk deneyelim. Sosla başlayalım. Çok fazla ketçap olması hoşuma gidiyor. Mükemmel sosisli sandviç. İyi ki hala sos kalmış. Onu da yiyeceğim. İşte şimdi tamam. Demek benim sıram. Mavi ketçapa güvenmiyorum. Ama yapılacak bir şey yok. Denemek zorundayım. İlginç görünüyor. Boşuna korktum. Bu çok lezzetli. Beklenmedik bir şey. Emma neyin var? Çok heyecanlıyım. Ayrıca tamamen maviyim. Korkunç. Bana mı öyle geliyor yoksa bu gerçekten tuvalet? Oldukça iğrenç görünüyor. İçinde bir şey var. Bunu daha iyi görmemiz gerekiyor. Evet, anladım. Bu bir patlayan şeker. Şimdi içine lollipopu daldıracağım. Ne güzel ağızda patlıyorlar. Daha fazlasını istiyorum. Evet, orada ikinci bir lollipop var. İkisini de hemen alacağım. Hoşuna gittiğini görüyorum. Hem de nasıl? İşte çok güzeldi. Ama şekerler bitti. O zaman ben açayım. Mavi tuvaletim olduğunu biliyordum. Neden her şeyi temizledin Mary? Neden yaptın onu? Orada patlayan şeker vardı. Of ya, boş şimdi. Problem değil. Şimdi bu sorunu çözeceğim. Ya da intikamımı alacağım. Şimdi sen davranışlarını düşün Mary. Ben de senin lollipopunu yiyeceğim. Bu gerçekten çok lezzetli. Durmak imkansız. Ne kadar uzun şekerler, vay canına. Şanslısın. Tadı nasıl acaba? Harika. Biliyor musun Emma? Bana davul çubuklarını hatırlatıyorlar. Hadi Mary. Bu çok havalı. Bravo. Sen harikasın. Utandım,
Jasmine. Buna gerek yok. Hadi senin tabağına geçelim. Okay. Düşündüğün gibi mavi şekerler. Yeah. Eminim seninkiler gibi iyi. Daha fazlasını istiyorum. Çok sevdim. Bu ne? Emma tabağa bak. Ne korkunç. Yılan. Gözlerime inanmıyorum. Bu taze çilek. Ben buna şans diyorum. Bak ne kadar taze ve yaz gibi kokuyor resmen. Seni biraz kıskanıyorum bile. Bir fikrim var. İşte böyle. Ve çilek maskesi dilimleri hazır. Rahatlayabilirsin ve aynı zamanda yiyebilirsin. Mükemmel bir icat. Umarım bende de çilek var. Yanılmadım, bu o. Sanırım çilekli smoothie hazırlamalıyım. Mutfak robotunu ver. Thank you. Çilekli doğrudan oraya atalım. Kapakla kapatalım ve tam işte atalım. Hazır. Mavi kokteyl. Kabul et. Çok güzel. Söyleyecek sözüm yok. Müthiş. Geriye kalan teki denemek. Mavi çileklerin tadını hissediyorum. Çok sarıdacı ve ferahlatıcı. Ferahlatıcı mı? Belki o zaman ona biraz biber eklemeliyiz. Bakalım şimdi ne diyeceksin? Neden bu kadar kötü? Yardım edin, yangın var. Bunun benimle hiçbir ilgisi yok. Bu sefer ben başlıyorum. Mavi güller harikalar. Onlar yenilebilir. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Ne kadar tatlılar. Yemek bile yazık. Ama dayanamıyorum. Çok tatlı. Bu harika. Deneyebilir miyim? Tabii ki hayır. Tamam be. Bende de var bak. Gerçek güller. Ne kadar güzeller. Ama ben de gerçek bir buket istiyorum. Üzgünüm, o benim. Ne yapıyorsun Mary? Çileklerimle ilgileniyorum. Böylece mümkün olduğunca uzun süre beni sevindirecekler. Sanırım yine de kendime bir tane alacağım. Çek ellerini. Her şeyi anladım, yapma, tamam. Bunu bir daha yapmayacağım. İşte böyle. Tatlı jel. Bende de kırmızı. Muhtemelen kırazlı. Hadi deneyelim. Bacından ne harika kaşıklar. Ben de sevdim. Bence onların içinde jel daha da lezzetli olacak. Çok güzel akıyor. Durmak istemiyorum. Üzgünüm Emma, duramıyorum. İşte her şeyi mahvettin. Mahvetmedim, sadece denedim. Şimdi kiraz jelimi deneyeceğim. Bu arada bunun için kaşığa kesinlikle gerek yok. Onu en sonunda deneyeceğim. Sana daha ilginç bir şey sunmak istedim. Jelimi bitirmek ister misin? Zevkle.
Pekala, sana vereceğim gerçi düşündüğün şey değil. Peki diş macunu nasıl? Çok naziksin Emma, teşekkürler. İğrenç tadıyor. Seveceğini sanıyordum. Hadi birlikte yapalım. Sakızlar. Wow. Evet onlar. Önce ben denemeye hazırım. Ne kadar olduğuna bak. Ayrıca tatlı jel var içinde. Kağıttan kurtulmalıyım. Böyle çok daha iyi. Başlayalım. Bu jelin tadı nasıl acaba? Hoşuma gitti. Ama neye benzediğini anlamıyorum. Belki de tutkava. Bakalım şimdi şekerlerini deneyebilecek misin? Saçmalamayı bırakayım. Şekerleri çabuk yemeliyim. Harika bir ikili. Devam etmeye hazırım. Tatlım çabuk bana gel. Yapıştı ama. Evet öyleymiş. Ay alnım. Başarısız oldu. Sen bunu bilerek mi yaptın? Biliyordum. Ağlamayı kes. İştahımı bozuyorsun. Bu arada ben de şekerlerimi tatmak istiyorum. Kırmızı jel ve kırmızı şekerler. Eminim güzeller. Şimdi senin farklı düşünmeyini sağlayacağım. Eski silgimi al. Parmaklarını yersin. Son kırıntılarını yemeliyim. Yanlış giden bir şeyler var. Bu sahte. Benim şekerim nerede? Çok akıllısın Mary. Sana küstüm. Yeni yemeklerimize bakmak için sabırsızlanıyorum. Entrikoya devam etmeye ve gözlerimizi kapatmayı öneriyorum. Aptal bana inandı. Anneciğim yapma bunu. Kapağı yerine koysam iyi olur. Hile yapmanın zamanı geldi. Hadi kimseye söyleme. Hadi sonunda açalım. Ben çoktan açtım. Aman tanrım, çikolatalı biber, ne kadar beklenmedik. Eliza bende ne var? Hayır yapma ya. Çok üzgünüm Betty, çok üzgünüm üzgünüm. Sadece şanssızsınız. Şanslı olmam için çok sevindim. Bu çikolatalı biberi denemenin zamanı geldi. Ne kadar korkunç. Acıya tahammül edemiyorum. Her şey o kadar da kötü görünmüyor. Biraz ısırmaya çalışacağım. Bir saniye. Lezzetli görünüyor. Burada çikolata dolgusu ve üstünde tatlı krema var. Öyleyse şanslıyım demek. Çok mutluyum. Hiç bu kadar tatlı biber yemedim. Çikolata ağzında eriyor. Çok heyecanlıyım. Nasıl hissediyorsun Betty? Tatlı biber mi aldın? Öyleyse bende ne var? Aa, bu gerçek bir biber. Burası gittikçe ısınıyor. Yardım edin, yanıyorum. Betty neyin var? Korkunç. Onu söndürmem gerekiyor. Dayan, daha kolay olacak. Teşekkürler Betty. Bu gerçekten yardımcı oldu. Sevindim. Ama bu daha son değil. Sıradan sudan daha büyük bir şey kullanmam gerekecek. Bu sesi duyuyor musun? Neler oluyor? Aa, ne kadar rahatladım. Sanki soğuk bir duşa girmiş gibiyim. Yine insan gibi hissediyorum. Bir daha asla bu kadar acı yemeyeceğim. Betty söndürücüyü kaldır. Artık ona ihtiyacım yok. Sana yardım etmeliyim. Yangın alarmı çaldı. Çok geç kaldın. Gördün mü? Artık yanmıyorsun. Teşekküre gerek yok. Şimdi yemek yemem gerekiyor. Burada hala çok fazla çikolata kaldı. Afiyet olsun. Iy.
Yeni yemek, harika. Bunun ne olduğunu öğrenelim mi? Vay canına telefon. Bunu beklemiyordum. Çikolatadan bile daha iyi. Havalı görünüyor. Daha yakından bakmalıyız. Harika resmen. Çikolatanın nerede olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Başlasam mı? Sorun değil, seve seve. Ama nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. Bir şey buldum. İkiye katlamamız gerekiyor. Harika. Bu çok daha rahat. Hiç şüphe yok ki çikolata bana verildi. Ve buna çok sevindim. O çok tatlı. Tıpkı sevdiğim gibi. Tüm güzel şeyler bu kadar çabuk bitmesine çok üzüldüm. Yani telefonum gerçek. Kontrol etmeyeceğim. Bu kötü bir şekilde bitebilir. Vay be Betty, bak. Şekerler. Onları alabilirim. Harika. Hepsini alabilirim. Benimle de paylaş. Daha neler. Telefon benim. Bu yüzden tatlılar da benim. Sanırım başka bir şey beklemiyordum zaten. Aç gözlü. Ne kadar çok şey var. Dikkatim dağılıyor. Betty bak, senin için bir şey buldum. Teşekkürler. Senin gerçek bir arkadaş olduğunu biliyordum. Aman böceği, korkunç. Yardım edin. Hemen götürün onu. Onu neden attın? Doğrudan üstüme düşebilir. Oh, hayır. Aman böceği, ağzıma girdi. Korkunç. Bunu sen başlattın. Benim hatam değil. Ender, lütfen bunu hamam böceği olmadığını söyle. Kendimi kötü hissediyorum. Kendine hakim ol Betty. Görünüşe göre tavsiyeye biraz geç kaldım. Birbirimize bol şans dileyelim. Gözlerime inanmıyorum. Bu külçe altın. Bende de var. Hangisinin çikolata olduğunu anlamak kaldı. Her halükarda çok mutluyum. Ben de öyle. Çok şanslıyız. Şimdi her şeyi öğrenmenin zamanı geldi. Anladım. Çikolata bende. Ne kadar lezzetli. Yani bende gerçek altın mı? Neden bu kadar geç söyledin? Tüm dişlerimi kırdım. Andy, neyin var senin? Cevap ver. Neden sessizsin? Artık dişlerim yok. Zavallı şey, gerçekten senin için üzülüyorum. Bir şeyler yapmam gerekiyor, bir fikrim var. Şimdi sana yeni dişler takacağız. Eskilerinden bile daha iyi. Andy kalk. Ne peşindesin Betty? Beni korkutuyorsun. Benden kaçamazsın. Bunun biri olduğunu söyleyin. Bu kadar etkilenebileceğini olduğunu düşünmemiştim. Neyse, böylesi daha iyi. Baygınken her şeyi yaparım. Bana mı öyle geliyor, yoksa ağzımda yine dişlerim var? İnanılmaz. Bunu nasıl yaptın Betty? Ben sadece altını kullandım. Ne kadar parlak ve ışık. Pardon, artık o kadar gülmeyeceğim. Aferin. Eminim bu sefer bizi bekleyen inanılmaz bir şey var. Kaktüs mü? Demek istediğim bu değildi. Umarım bendeki gerçek değil, çikolatadandır. Hadi kontrol edelim. Dokunmak ne kadar korkutucu. Ay, parmağım. Onu iğneledim. Bu gerçek bir kaktüs. Her şeyin avantajları var. Demek çikolata bende. Ama yine de ani hareketler yapmayacağım. Umarım iğneler de yenilebilir. Bakalım. Bakalım şimdi tadına. Evet, lezzetliler. Önce onları yesem, bunu onun yemeğinin önünde bir atıştırmalık olarak düşünelim. Dikenlere hiç bu kadar sevinmemiştim. Meydan okuma beni yeni yönler keşfetmeye zorluyor. Böyle iğnelerden ben de vazgeçmezdim. Kusura bakma ama bitti. Şimdi çikolatalı kaktüsümü denemenin zamanı geldi. Evet. Muhteşem. Çikolata ağzımda eriyor. Ne kadar çok olduğuna baksana. Durması imkansız. Şimdiye kadar denediğim en güzel kaktüs. Hepsi bu. Şimdi bitti. Bana küçük bir parça bile bırakabilirdin. Andy, sanırım sana önce hiç fırın yoktu. Bu çikolata. Sanırım şimdi kaktüs yiyeceğin kadar komik değil. Bir saniye. Birini davet etmem gerekiyor. Zak, bana yardım etmelisin. Acil. Durun. Ya saçım ne olacak? Buraya gel. Al şuna bak.
Bu kaktüsü kesmeni istiyorum. Görev kolay değil. Tarzını düşünmem gerekiyor. Peki, ne diyeceğim? Bana biraz zaman ver. Burayı ve biraz burayı ve burayı, burayı almalıyım. Fena değil ama daha kısa bir şey daha iyi olur. Bu eski moda. Buna meydan okuyorsun. Kimse işimi hakaret edemez. Bu nasıl? Daha iyi ama müthiş değil. Öyle mi? O zaman dayan. Bu saç kesimi seni mahvedecek. Bakalım. Evet, bu çok havalı. Sen bir dahisin işte al. Böyle bir iş pahalıya mal oluyor. O kadar da değil ama. Tamam neyse. Artık iğneler kalmadı. Geriye kalanlarla nasıl başa çıkacağımı düşünmeliyim. Bir fikrim var. Bakalım bundan ne çıkacak? Ne düşünüyor? Kaktüsün suyunu sıkmaya karar verdim. Bunun kolay değilmiş. Sanırım geri kalanını atabilirim. Şimdi içeceği deneyeceğim. Şimdilik fena değil. Ama sanırım sonuca varmak için acele etti. Bu iğrenç resmen. Görünüşe göre planım başarısız oldu. Evet Andy, tamamen haklısın. Bende bir sorun var. Sanırım bir kaktüse dönüşüyorum. Yuttu. Hızlı hareket etmeliyiz. Bunu burada bırakacağım. Kendim de saklanacağım. Bakalım ne diyecek. Neredesin Betty? Oh, hayır. Olamaz. Gerçekten bir kaktüse dönüştü. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Onu kurtarmalıydım. Beni affet Betty. Şimdi benim sıram. Andy, zavallı şey. Kendine kızma. Betty. Bu sen misin? Kendimi kötü hissediyorum. Hadi çak. Harika bir iş çıkardık. Mavi renk en güzelidir. Bence pembe. Aa, kıyafetlerim. Bu adam bizi dondurmayla lekeledi. Özür dilerim. Vay be, ne kadar güzel. Wow. Sanırım bu bir challenge. Ve başlangıcını sevdim. Ne kadar sulu bir karpuz. Şanslısın, bende ekşi bir limon var. Vah, tabağım bomboş. Neden? Muhtemelen yiyecekler gökyüzünden sana doğru düştüğü için. Çok komik. Biraz anlayış ya. Brokoliden nevret ederim. Al bakalım Zak. Sonunda gülmeyi bıraktın. Acıttı ya. Konuşmayı kes. Ye hadi. Konuşamıyorum. Çenem dondu kaldı. Üzgünüm. İyi ki tatlı bir karpuzum var. Şimdi ne kadar lezzetli olduğunu öğreneceğiz. Betty bak orada ne var? Sanırım orada hiçbir şey yok. Ha? Bana öyle geldi demek. Ne kadar ekşi. Betty, burnuna ne oldu? Kızardı. Bu arada sizin buralarınız da daha iyi halde değil. Yaşasın, yine şanslıyım. Çilek harika görünüyor. Oh no. Turşu olmasın. Hayır. Benim de bal peteğim var. O çok tatlı. Leziz. Harika. İçinde ne kadar bol var. Sen çok özensizsin. Senden biraz bal alacağım. Eminim çileklerimi mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Aynen, yanılmadım. Ben de ballı çilek yerdim. Turşu değil. Ama çıkış yolum yok. İstemiyorum. O salatalığı bana atmamalıydın. What? Of ya, şimdi onu koparamıyorum. Sanırım seni nasıl kullanabileceğimi biliyorum Zak. Bana dokunmayın. İşe yarıyor.
nerede? Şimdi neye ihtiyacımız varsa elimizin altında. Oh. Kulaklarımıza bakın. Dönüşümler devam ediyor. Of ya, bir gün şanslı olmayacağımı biliyordum. O an geldi. Ama ben şanslıyım. Mısır'a bayılırım. Ben ekşi kividen nefret ederim. Wow. Tabii komik görünüyor ama tadı nasıl? Ekşi. Berbat. Ey. Mary göz kapaklarında yeşile döndü. Olsun, bana yakışıyor. Bu biberi denememek için kırmızıya dönmeye hazırım ama mecburum. Seni üzmek istemem ama artık kırmızıya döndün. Daha fazla ateş bitti. Durma, harika gidiyorsun. Mısırımı patlamış mısıra dönüştürdün. Teşekkürler. Aslında bilerek yapmadım. Ne fark eder ki? Asıl önemli olan lezzetli olması. Bu harika bir şey. Kocaman bir lollipop bir hayal resmen. Lollipop kesinlikle peynirden daha iyidir. Buraya bakın. Bu dikenli kaktüsü nasıl yemeliyim? Kendin düşün. Benim zamanım yok. Lollipop'u ısırmanın hiçbir yolu yok. Sanırım çekiç olmadan burada yapamayacağım. Yapma! Çok geç. Dikkat et, bizi parçalara ayıracaksın. Bitirdim bile. Böyle yemek gerçekten çok daha kolay. Ha, var canına, içinde şeker var. Çok lezzetli. Ya peynirimde de şeker varsa? Aynen, harika. Haklısın Betty, bu çok lezzetli. Bu arada peynir de iyi. Acilen kaktüsünü kontrol etmem gerekiyor. Önce inin erden kurtulalım. Ups, ne yaptın sen Mary? Betty ve ben artık kaktüsler gibiyiz. Üzgünüm ama şeker almam gerekiyordu. Kızlar, ellerimize bakın. Vay canına, daha da parlak olduk. Bu sefer hepimiz havalı bir şey aldık. Evet. Patlayan şekerlerim var. Bende de sakız galiba. Sanırım tatmaya hazırlanmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Biraz jeli ekleyeceğim ve deneyelim. Çok ekşi. Şimdi şekerlerimle nasıl başa çıkacağımı görelim. Vay canına, gerçekten patlıyorlar. Profesyonellerin nasıl çalıştığına bakın. Anneciğim çok ekşi. Çocuklar, kendimden çıkıyorum. Koladan sonra biraz daha oldum galiba. Ben de artık dayanamıyorum. Su, çabuk su verin. Bu hızla tamamen renkleneceğiz. Wow. Aynen. Sarı McDonald's paketi, harika. Eminim içinde lezzetli bir şey vardır. Burger ve kola, fena değil. Bunu çabucak denemeliyiz. Burger harika. Kola nasıl? İnanılmaz. Vay canına, içinde altın bir iPhone var. Olamaz. Birkaç selfie yapalım.
spagetti de bir alet olmalı. Oh. Burger var, kola da var. Tamam, önce bir şeyler yiyeceğim, sonra aramaya devam edeceğim. Her şey çok lezzetli. iPhone nerede peki? Vay canına, burada daha iyi bir şey var. Wow. Bu değerli taşlı bir yüzük. Bana çok yakıştı. O zaman kutumun içinde ne var? Sağlıklı bir burger mi? Bu başarısızlık. Oh. Ayrıca diyet kola. Korkunç bir şey. Denerim. Belki göründüğü kadar kötü değil. Pekala, yemeği bırak. Hediyemi bulmalıyım. Oyuncak mı? Kulak açıkça diğer sürprizlerden daha şahı. Of ya, üzüldüm. Bunu görüyor musunuz çocuklar? Ha? Evet. Tamamen renkliyiz. Bu çok sıra dışı. Saçımız bile değişti. Harika. Ha. Masada ne var? Hiçbir fikrim yok. Eminim bunu acilen denemeliyiz. Baksanıza, rengarenk bir şey. Hadi çabucak deneyelim hepsini. Sizi bilmem ama ben çok lezzetli bir şey aldım. Görünüşe göre panzehir içtik ve geri döndük.